İki tane denklem verilmiş. Yalnız birinci ifadeye bakarsak şöyle kesirler var. Paydaları da aynı olduğu için direkt toplayabiliriz aslında birinci ifadeyi. Hiç ikinciye dokunmadan sadece birinci üzerinde şu toplama işlemini yapalım. Paydaları aynı, paylarını toplayacağız. Yani x artı y artı x eksi y, ortak paydayı yazıyorum, 2 eşittir 3 olacak. Şuradaki eksi y artı y birbirini götürüyor. Devam edersek x artı x, 2x bölü 2 eşittir 3. Buradaki 2'leri sadeleştirirsek sol tarafta x kalacak. X eşittir 3'tür. Yani birinci denklemden x'i 3 olarak bulduk. Şimdi gelelim ikinci denkleme. Bizim amacımız y'yi bulmak olduğuna göre x yerine 3 yazdığımız zaman ikinci denklemde y değerini hesaplayabileceğiz. Şuradaki x gördüğümüz yere 3 yazalım. Yani 3 artı y bölü 3 eşittir 5. Buradaki 3'ü sağ tarafa yollarız. Y bölü 3 eşittir 5'ten 3 çıkaracağız. 2 olacak. Şimdi 2'nin paydası 1. Şöyle içler dışlar çarpımı yapabiliriz. Bu durumda da 1 çarpı y eşittir 3 çarpı 2'den 6 gelecek. Yani bizim aradığımız y değeri 6'dır.